Sen masumsun. Bir suçun yok. Sen masumsun. Masumsun. Kardeşim. İyi misin kardeşim? Konuştuğunuzu gördüm. Ne oldu? Yine seni üzecek kötü kötü bir şey mi söyledi? Masummuşum Musa. Öyle söyledi. Nasıl olduysa öğrenmiş. Oh be! Çok şükür. Masum olduğunu ortaya çıktı kardeşim. Çok geç. Artık her şey için çok geç. Öyle yoruldum ki bu saatten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Ne demek yok kardeşim? Masumsun demiş işte. Yok dedim Musa. Yok. Ben artık gideyim. Ben de seninle geleyim. Bu halde tek başına bırakmam. Gerek yok. Yalnız kalmak istiyorum. Geceler. İyi geceler prensesim benim. İyi geceler. Bizim masamız burada olur. Misafirleri de şöyle alalım.
Böyle de dans pisti olur. Ama her ne olursa olsun, o gece bizim düğün gecemiz olacak. Ve o geceyi güzelleştirecek tek şey aşkımız. Ne mekan, ne de insanlar. Sadece sevdamız. Yüzük de sahibine kavuştuğuna göre şimdi her şey tamam oldu. O kadar huzurluyum ki, büyülü bir masalın içinde gibiyim. Evet, bizim masalımız. Biz yazıyoruz en baştan itibaren. Zihninle değil, kalbinle güvenirsin karşındakine. Zihin unutsa bile kalp hatırlar. Takip edersen senin kalbinde hatırlar belki. O sana kalbini verdi. Peki ya sen? Sana çetin yollardan geçip bugünlere geldiğimizi anlatmıştım. Zor zamanlar geçirdik. Evet. Ama bizim gerçeğimiz bu. Bir zamanlar bana güveniyordun. Kalbim biliyor bunu. Bana yine... Sana güveniyorum. Gözünü kör etti. Yaşanmış onca şeyi gözünü kırpmadan bir kalemde silip attın.
son anılar. Bu boş sayfalarda senin eserin. Orhun Demirhanlı. Senin o koskoca kibirinin. Nasıl yaptın bunu? Nasıl bu kadar kör oldun? Aklım almıyor. Her şeyi biliyorum. Gerçeğin ne olduğunu biliyorum artık. Sen masumsun. Bir suçun yok. Masumum. Öyle mi? Keşke bilmediğim bir şey söyleseydin. Ben bunu zaten sana söylemiştim. Defalarca söylemiştim. Masumum. Ben masumum. Masumum. Duymadın ama. Kendini gururuna öyle kaptırmıştın ki karşındakinin ben olduğunu bile unuttun. Sen beni tanıyordun. Bu yüzden hiç kimse bana inanmazken sen inanmalıydın. Beni koruman, arkamda durman gerekirken beni paramparça etmeye kalktın. Başardın da. Masum olduğumu o zaman söylesen değerliydi. Şu an hiçbir önemi yok. Üşümene tahammül edemem. Üzülmene de. Sen yanımda olduğun sürece ne üzülürüm ne de üşürüm.
Yapamam. Olmaz. Böylesi en doğrusu. Sadece nefes içinde bu evlilik. Öyle söz verdim. Başka türlüsü mümkün değil. Çay derdine derman değil ama derdi dökmeye bir ilaç işte. Nihan'ı öldürdüğünü sandığım zamanlarda onu tanımıyordum. Kardeşim ölmüştü. Acım büyük. Gözüm kör, kulağım sağır olmuştu. Onu suçladım. İnanmadım. Hata ettim. Ama bu sefer öyle mi? Bile iyi tanıyorken, ona sonuna kadar inanıyorken suçladım. O kadar pişmanım ki usta. Her zerrem pişmanlıktan yanıp tutuşuyor. Nasıl yaptım bunu? Onu nasıl acımasızca suçlayabildim? Bir şey demeyecek misin usta? Aynı öfke çukuruna düştüm yine. Ama başka bir ateş bu. İçimdeki bu yangın nasıl sönecek? Paranın, gücün, adın hiçbir işe yaramayacağı bir yerdesin evlat. Tek çare o kalbin kapısında, ateşin içinde yana yana beklemek. Sen yok olmadan o kapı açılır mı? İşte orasını Allah bilir.
sen masumsun. Masumsun. Bunu artık biliyorum. Sen masumsun. Ortada büyük bir kumpas var hanımefendi. Ben de çok şaşkınım. Şaşırmamak elde değil. Hele inanmak çok zor. Tek bir an bile kardeşimden şüphe etmemiştim. Hep söyledim. Benim kardeşim hiçbir günahı yok. Pamuk kadar temizdir, lekesizdir dememiş miydim? Bak şimdi enişte gerçekleri öğrendi. Kardeşim masum olduğunu ortaya çıktı. E madem masum olduğu ortaya çıktı artık barışsalar ya. Yine eskisi gibi olsalar. Ah keşke. Ben de çok isterdim. Ne dualar ettim bilseydiniz. Allah'ım dedim. Kardeşimle enişte barışsınlar. Amin dedim. Ama zor. Çok zor. Kardeşim evden gidişi bir görseydiniz. Bir kere kalbi kırıldı. Nasıl onarılacak ki? Çok ağır geldi ona. Çok. Ben de çok dua ettim. Orhun Bey ile Hira kızımın arasındaki buzlar tez zamanda erisin. Her şey yoluna girsin diye. Hiç belli olmaz. Mevlam kararlaştırmıştır elbet. Hadi bu kadar gevezelik yeter. Daha fazlasını konuşmak münasip olmaz. E biz de kötü niyetten konuşmuyoruz ki Halise abla. Ben Hira Hanım'ı çok seviyorum. İyi olsun istiyorum hep. Biliyorum ama sonuçta bu iki insan arasındaki özel bir mevzu. Bize düşmez. Hadi. Günaydın Hira Hanım. Size de günaydın. Günaydın kardeşim. Ne güzel bir gün değil mi? Ali'ye kahvaltısını hazırlayayım. Orhun Bey Ali'nin kahvaltısını yaptırdı. Tamam o zaman ben de okula hazırlanmasına yardımcı olayım. Kızım bir iki dakika beklersen Ali'ye kurabiye hazırlamıştım onları da vereyim. Olur Halise abla beklerim. Raşit. Ay sen misin? Ay nereye gittin sabah sabah Raşit'ciğim? Ay meraklandım. Geldim sultanım geldim. Mal sahibi olarak gözümü açar açmaz Kenan'ın ofisine gittim. Ve ilk kiramızı tahsil ettim. Kiracı adam hazırlıklı olacak. Cebinde parası olacak. Yani ben prensip sahibi bir insanım. Ay içim bir hoş ol Raşit'im. Ay çok iyi yapmışsın. Ay evimin direği işte. Civan'ım. Şimdi bunu kutlamak lazım değil mi? Tabii kutlayalım kutlayalım. Sana şimdi şöyle güzel bir kahvaltı ısmarlayacağım. Ondan sonra da alışverişe çıkarız. Ay olur. Ben en iyisi güzelce şöyle sisleneyim de geleyim. İyi hadi bakalım. İyi. Oh yavrular. Hmm.
Lan Saffet, rüyanda mı gördün lan beni? Bu sefer şeytanın bacağını kıracağız Raşit. Çuvalla para kazanmaya hazır mısın? Lan yürü git. Geçen sefer de bana sağlam tüyo, mağlam tüyo falan dedin. Bütün parayı gömdüm senin yüzünden. Bu sefer yemezler lan. Ya bak bu seferki başka, çok sağlam bir yerden. %1500 voleyi vuracağız oğlum. Yok lan istemez. Çok pişman olursun. Ben paracıklarımı sayarken karşıma geçip ağlarsın ha. Demedi deme. Lan bana bak. Hakikaten sağlam mı lan? Bir dalgaya düşmedim sonra. Vallahi var ya seni o ipodrumun ortasına gömerim lan. Ya ne dalgası Raşit? Dalga denizde olur, denizde. Ama çok komik lan. Peynirimizi de rendeleyelim. Günaydın Leydim. Bak kahvaltımız hazır. Yumurta da pişti. Soğutmadan başlayalım. Sen geç. Ben ayakta rüya mı görüyorum? Yoksa gerçek mi bunlar? Hepsi gerçek. Şu müthiş yumurtamın tadına baktıktan sonra gerçek olduğunu sen de anlayacaksın. Hadi sen geç, ben bunları alıp getiriyorum. Yumurtamızı da keselim. Afiyet olsun. Peki neye borçluyuz bu mükellef sofrayı? Konuştuk ya fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz diye. İşte dönmeden önce şöyle bir güç toplayalım istedim. Hadi ye bakalım, beğenecek misin yumurtamı? Yumul diyorsun. Aynen, yumul. Hatta gömül. Hatta yamul.
Vallahi kendim yaptım diye söylemiyorum. Müthiş olmuş. Ye, pişman olmayacaksın. Ben giydirirdim. Burada olma sebebim bu. Ali ile ilgilenmek. Durmalıyım. Yıkılmamalıyım. Başın sağ olsun. Ya sabahın köründe daha kargalar kahvaltı etmemiş. Raşit Efendi geldi, kirasını aldı, hop kaçtı hemen. Omlet çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Biz geldik. Günaydın. Hoş geldiniz. Oh, mis gibi kokmuş buralar. Hem de nasıl. Afiyet olsun çifte konular. Hadi iki tane tabak kapın, siz de başlayın. Yani bence hiç boşuna zahmet etmeyin. Öyle kokusuna falan da aldanmayın. Böyle tatsız, yağsız bir şey olmuş bu. Allah Allah. E sen yapsaydın o zaman, madem beğenmiyorsun yağını tuzunu ayarlayamamışım ya ben. Ya da vazgeçtim, sen yapma. Daha kendi yaptığını yiyemiyorsun ki. Boş yere yumurtayı ziyan edecektin. Hem yumurta da gayet güzel olmuş. Biz yanlış bir zamanda geldik sanırım. Fatih işe koyulun. Evet evet, siz devam edin kahvaltınıza. Thank you.
Nazarımız mı değdi nedir? Ne güzel kahvaltı ediyorlardı. Evet ya. Hayır yani kavgaları da bir tuhaftı. Birdenbire öyle hop diye. Evet, bir gariplerdi. Yavaş. Yavaş kapıyı kıracaksın. Kenan. Geliyorum. Hoppala. Bu ne peris, bu ne lahana turşusu ya. Ne oldu, niye hemen geldin? Ya ne bileyim, bir şey oldu sandım. Yani sesin bir garip geliyordu, ne oldu? Hayır canım, yok bir şey. Kavga edelim diye çağırdım ben seni. Sen şimdi apar topar gelince böyle anlayacaklar. Hı, anladım ben de. Allah Allah. Ya bunun için mi çağırdın beni buraya ya? Bir şeyi de kendin becer. Hiçbir şey beceremiyorsun, her şeyi benden bekliyorsun. Bak her seferinde bana beceriksiz deyip duruyorsun, gözümden kaçmıyor zannetme. Ya ne bileyim, aklıma başka bir şey gelmedi. Şşt, gülme, duyacaklar. Deli zannedecekler zaten bizi. Sen de bir kere yardım etsen ne olur, eline mi yapışır sanki? Allah Allah. Yani ne yapsam yaranamıyorum sana da. Ne olur yardım etsen, incilerim mi dökülür yani? Bak ya, hala söyleniyor. Bir kere de teşekkür et be. Gel. Nasılsın? Sadece nefes alıyorum işte. O kadar. Başın sağ olsun. Hira hakkında duyduklarım doğru mu? Önceki sefer gibi olmasın. Ödevini defterine yazmayı unutma. Teneffüste çok koşmak, kendini yormak yok, anlaştık mı? Ben okuldan gelince burada olacaksın değil mi? Oyun oynarız değil mi? Oynarız tabii ki, merak etme, burada olacağım. Hadi gidelim. Hira ablam iyi mi? İyidir, iyidir. Niye iyi olmasın ki? Bunlar neden burada?
Zihninle değil kalbinle güvenirsin karşındakine. Zihin unutsa bile kalp hatırlar. Takip edersen senin kalbinde hatırlar belki. Sen kalbinin sesine kulak vermedin ki Demirhan. Benim de kalbim sana artık güvenmiyor. Sesleri kesildi. Barışmış olsalar bari. Bilmem ki. Çıt çıkmıyor. Uyumuş olmasınlar. Bir kere de yaptığın iyiliği başıma kalkmasan eline yapıştı sanki. Ya ben bir şey söyleyince hemen kabahat oluyor. Ama sen bir şey söylüyorsun, ben cevap veriyor muyum? Vermiyorum. Allah Allah, her şeyi sen biliyorsun ya. Çok bilmişliydi. Ne olacak? Benim eczaneye uğramam lazım. Anneannemin ilaçlarını alacağım da. Dur, ben de geleyim. Hazır gitmişken bir sakinleştirici alalım. Ne dersin? Becerebildik mi sence? Yani bence elimizden geleni yaptık. Eskisi gibi tartıştık işte. Yani ben eskisi gibi yükselemedim aslında pek. Doğru söylüyorsun. Yani ben de eski performansımı gösteremedim. Takıldım falan. Sabah kahvaltı ettik ya, böyle sakin, keyifli başladık güne. Ondan galiba. Yani olabilir. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Omlet efsaneydi. Nasıl kötüleyeceğimi bilemedim. Afiyet olsun. Ay, ay, ay. Ay çok yorulduk. Ama değdi. Enfes parçalar aldık. Canımıza değsin sultanım. Vallahi o kadar para harcadık. Daha bir o kadar daha paramız var. Ya bu kira işi çok iyiymiş, çok bereketliymiş ya. Ha? Ne dersin? Böyle her ay yattığın yerden para gelecek. Oh mis be. Ay hakikaten çok iyiymiş. Ay bir an önce hepsini denemek istiyorum Raşit'im. Ay şu bakım kremlerimi de şöyle yüzüme bir süreyim. Raşit'im, sen neler aldın? Hiç göstermedin bana. Ben bir şey almadım ki. Nasıl? Bir ara ortadan kayboldun. Ben o zaman kendine bir şeyler aldın zannettim. Nereye gittin sen? Ya öyle dolandım, gezdim, baktım ama öyle zevkime göre bir şey bulamadım ben be. Ha. Neyse, hadi sen git bak bakalım. Nasıl olacak bir bak bakalım hadi. Tamam. Hadi. Ay Raşit'im, ne diyeceğim? Biz acaba tatile falan mı gitsek? Şöyle balayı gibisine. Ne bileyim, Maldivler olur, Bahamalar olur. Tabii tabii. Gideriz sultanım benim. Tabii ki gideriz ya. Hadi şu altını bir tutturayım. O zaman bak seni nerelere götüreceğim ben. Bekle. Ne duydunuz? Ne diyorsunuz? Anlamıyorum. Hira masummuş.
başına gelenler tamamen kurmacaymış. Her şey abinin başının altından çıkmış. Ne diyebilirim ki? Ne desem inanmayacaksınız zaten. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Söylemeyi bir dene. Dinlemeyi isterim. Abim gitti işte. Artık herkes arkasından bir şeyler söyleyip duracak. Tam bir günah keçisi. Herkes her şeyi abimden bilecek. Bir numaralı düşman yani. Tam istediğiniz gibi bir final oldu, öyle değil mi Hafife Hanım? Bilmiyorum. Neden böyle diyorsun? Bir düşünün isterseniz. Bu olay kimin işine yaradı sizce? Kimin? Tabii ki Hira'nın. Sırf hasta bir çocuğa yemek yediriyor diye iyilik meleği gibi geziyor etrafta. Şunun artık benim hiçbir şey umurumda değil. Ne miras, ne intikam, ne de abimin kanını emmiş olan o Hira. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Lütfen beni yalnız bırakın. Hayır. Konuşacaksın. Ne biliyorsun anlat. Hira sizin sandığınız kadar masum falan değil. Abimle ilişkisi vardı. Ama her şey ortaya çıkıp Orhun'u kaybetme tehlikesi belirince abimle ilişkisini hemen bitirdi. Mantıklı. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Evdeki bir kuş daldaki kuştan iyidir çünkü Hafife Hanım. Abim o kadar yalvardı ki ona. O kadar fazla dil döktü ki ama Hira kılını bile kıpırdatmadı onun için. Ya Orhun'un bulduğu deliller? Onları ne diyorsun? O delillerin hepsi sahte. Abim hepsini Hira'nın masumiyetini kanıtlamak için, onu aklamak için hazırlattı. Hafife Hanım, Hira öyle akıllı ki, şeytan gibi bir kız o. Bu kız abimi resmen parmağında oynattı. Hafife Hanım, biz bu yüzden abimle kaç kez tartıştık ama ben ona bir kere bile sözümü dinletemedim. Eminim Hafife Hanım, aynı duyguyu zamanında siz de yaşamışsınızdır. Oğlunuzun nasıl zehirlediğini eliniz kolunuz bağlı izlemişsinizdir. Orhun siz ne derseniz deyin sizin hiçbir sözünüzü dinlemeden hep o kızı haklı bulmuştur. Hafife Hanım, ben de abimle aynı çaresizliği yaşadım. Hiçbir sözümü dinlemedi. Hira kendisini kurtarabilmesi için onu duygusal baskı altına aldı. En nihayetinde de ölüme sürükledi işte. Kendini akıllı sanıyorsun değil mi? Senin attığın her adım planlı. Cihangir'le oğlumu kandırabilirsin. Ama beni asla kandıramazsın.